Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda farklı bir konu işleyeceğiz. Semboller. İlk sembolümüz 7 rakamı. 7 rakamının sembolleşmesini inceleyeceğiz. 7 sembolü almanağa başlıyor. Pozitif tam sayılar dizisinde asal sayı olarak 7 sayısı din, mitoloji, batıl inanç ve felsefede büyük ölçüde sembolik çağrışımlara sahiptir. Mesela Pisagor sisteminde 7 sayısı maneviyat anlamına gelir. Pamuk Prenses'in cüceleri 7 tanedir. Meşhur James Bond'un numarası 007'dir. İstanbul 7 tepeden oluşur. Türkiye'nin 7 bölgesi vardır. Hatta dünyanın 7 kıtası. Devam edeceğiz. Klasik antik çağda 7 klasik gezegen veya 7 ışık kaynağı, gökyüzünde çıplak gözle görülebilen 7 hareketli astronomik nesne olduğuna inanılırdı. Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn. Dünyanın 7 harikasını veya antik dünyanın 7 harikasını belirlerken de 7 sembolü kullanılmıştır. Antik çağdaki metaller, insanların tarih öncesi çağlarda tanımladıkları ve kullanımlarını buldukları 7 metaldir. Altın, gümüş, bakır, kalay, kurşun, demir ve civa. Haftanın 7 günü de antik çağlarda belirlenmiş bir sistemdir. 7 deniz ya da 7 denize yelken açmak deyiminde olduğu gibi, bilinen dünyanın tüm denizleri için mecazi bir terimdir. Yunan geleneğinde 7 bilge veya 7 bilge adam inanışı yaygındır. Tıpkı İstanbul'un olduğu gibi Roma'nın da 7 tepesi meşhurdu. Din ve mitolojideki 7 sembolüne bir bakalım. Birçok dinde yaratılış 7 günde tamamlanmıştır. İslam'a göre Kur'an-ı Kerim'in en önemli surelerinden biri Fatiha suresi 7 ayettir. Hac ve umre sırasında Mekke'de Kabe çevresinde Müslüman hacılar 7 defa dönerek tavaflarını tamamlarlar. Allah'ın 7 sıfatı vardır. Hac ibadeti sırasında Asafa ve Al-Marva arasında 7 defa yürüyüş yaparlar. Cehennemin 7 kapısı vardır. Bebekler için 7. gün isim töreni düzenlenir. Şeytana atılan taş 7 tanedir. Yahudilikte Nuh'un gemisine binen hayvanların 7 çift olduğuna inanılırdı. Hristiyanlıkta 7 ölümcül günah vardır. Hindu kozmolojisinde evrende 7 dünya vardır. Doğu felsefesinde 7 çakra vardır. Japon mitolojisinde 7 şanslı tanrı veya iyi şans tanrıları vardır. Çin inanışında bambu korosunun bilgi sayısı da 7'dir. Firavun rüyasında 7 yıl bolluk ve 7 yıl kıtlık olacağını görmüştür. Yahudiliğin simgesi olan Şamdan'ın 7 kolu vardır. Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın çarmıhtaki 7 sözü çok önemlidir. Birçok dinde 7 uyurlar efsanesinden bahsedilir. Hindu düğünlerinde çiftler bir ateşin etrafında 7 adım atarak Saptapati geleneğini yerine getirirler. İsmaili inancının temeli 7'dir. Dünyanın dört bir yanındaki geleneklere göre 7 sembolüne bir bakalım. Mitarizm'deki rütbe sayısı 7'dir. Mitara'ya ibadet edenlerin 7 sınıfı vardır. Isaac Newton, gökkuşağının 7 rengi olduğunu tanımlamıştır. Avustralya'da yaşayan bazı yerli halk ve Amerika Montana'da yaşayan bazı yerliler de 7 mevsim olduğuna inanırlar. Çamurlu bahar, yeşil yaz, altın yaz, Hint yazı, geç sonbahar ve soğuk kış bazı mevsim adlarıdır. Atlantis'in 7 adası vardır. İran ve Almanca konuşulan dillerde
kedilerin 7 hayatı olduğuna inanılır. Kumarhanelerde şans rakamı olarak 7 kullanılır. Zindan 7 kuleden oluşur. Soyumuzdan bahsederken 7 göbek deriz. Oteller 7 gün 7 gece diye kampanyalarını yönetir. Uğur böceklerinin üzerindeki leke sayısı 7'dir. 7 başlı ejderha birçok mitolojide geçer. Mevlana'nın 7 öğüdü şöyledir. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Gökyüzü neden 7 kat? Yeryüzü neden 7 kat? Cehennem neden 7 kapı? Gökkuşağı neden 7 renk? Bu soruları arttırabiliriz. 7 düvele meydan okuyan bir milletizdir. Büyük ayı, küçük ayı takım yıldızlarının sayısı 7'dir. Müzikte nota sayısı 7'dir. 7 kocalı Hürmüz'ü unutmayalım. Son olarak hızlı bir tur yaparak 7 sembolünü işlemeye devam edelim. 7 temel renk vardır. Dünyada 7 kıta vardır. Dinimiz İslam'da 7 mertebe vardır. Topkapı Sarayı'nın 7 büyük kapısı vardır. 7 tane baş melek vardır. Tibet'te 7 Buda vardır. İstanbul, Roma ve Kudüs'te 7 tepe vardır. Türkiye'de 7 coğrafi bölge vardır. Roma rakamı sisteminde 7 harf vardır. Periyodik cetvel tablosundaki satır sayısı 7'dir. Memelilerin boyunlarının çoğunda 7 kemik bulunur. Dijital cihazlar 7 segmentli bir ekran kullanır. Kefene 7 arşın bez de denir. Mevlana'nın mesnevisi 7 cilttir. İnsanın yüzünde 7 delik vardır. Mısır'da güneş tanrısı Ra 7 ruhludur. Çin'de kutsal 7 element vardır. Feng Shui'de iletişim sayısı 7'dir. Afrikalıların Vanza bayramı 7 sembollüdür. Zulu süsleri 7 renklidir. Eskimoğullarda kar 7 isimlidir. Japonlarda rakamların en uğurlusu 7'dir. Tarot falında 7 zafer vardır. Harry Potter serisinde 7 kitap vardır. Okyanusların sayısı 7'dir. 7 adet yön vardır. İsrail halkı matem zamanı 7 gün yas tutar. Hristiyanlıkta 7 mühür açılıyor, 7 kiliseye gönderiliyor, nihai yargı günü 7 boru çalınıyor. İnsanın manevi gelişimi 7 aşamadan ve kapıdan geçerek tamamlanmaktadır. Kabe'de 7 minare vardır. Bebeklerin dişleri ortalama 7 aylıkken çıkmakta ve 7 yaşında dökülmektedir. Peygamberlerin çoğu 7 yıl çile çekmiştir. İslamiyet 7. yüzyılda doğmuştur. Budizmin kurucusu Buda'nın doğar doğmaz attığı adım sayısı 7'dir. Milli piyango biletlerinde 7 rakam vardır. Unuttuğumuz 7 rakamın sembolü varsa lütfen yoruma yazın ve bizi affedin. Almanak TV bilginiz olsun diye 7 rakamının sembollerini incelemeye çalıştı. Yeni almanaklarda buluşmak üzere. Almanak TV, bilginiz olsun.